ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizi bu soğuk havalarda içebileceğiniz sıcacık bir içecek tarifi vermek istiyorum. Salep. Bu soğuk havalarda hepiniz eminim ki salep içiyorsunuzdur. Ama ben bu tarifi birazcık değiştirdim. Umarım hoşunuza gider. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. 500 mililitre yani yarım kilo sütüm var, soğuk süt, bir paket vanilya şekerim, bir tatlı kaşığı nişasta ve yarım çay kaşığı da saf salep tozu. Bu aktarlardan aldığımız saf salep tozu, o bildiğimiz hazır paketlerden değil, mutlaka dikkat edin. Almanya'da maalesef bulamıyoruz, ben Türkiye'den gelirken getirmiştim. Almanya'da salepin çiçeği koruma altında olduğu için maalesef satışta yasak, onun için Türkiye'den gelirken getirirseniz bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Eğer salep bulamayacak olursanız alternatif olarak 500 ml süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı da pirinç unu kullanabilirsiniz. Öncelikle nişastayı, pirinç ununu ve şekeri bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine biraz süt ilave edip karıştırıyorum. Eğer bu tarifi saleple yapıyorsanız aynı işlemi uyguluyorsunuz. Salep tozunu ve de nişastayı bir kabın içerisine alıp, tabii ki bu arada salep tarifinde şeker söylemeyi unutmuşum. Arzunuza göre şeker ilave ettikten sonra biraz süt ekleyip karıştırıyorsunuz. Ve bu karışımı yavaş yavaş sütümüze ilave ederek hem karıştırıyoruz hem de kaynatıyoruz. Salep tozu kullanmıyorsanız sütünüzü 10 dakika pişirmeniz yeterli gelir. Bu arada sürekli karıştırmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Ama salep tozuyla hazırlıyorsanız sütünüzü en az 25-30 dakika kaynatmanız lazım. Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişiriyoruz. Sütünüzün kaynadıkça daha koyu bir kıvam aldığını göreceksiniz ve biraz da koyu kıvamı olması lazım. Ocağımı kapatmadan 5 dakika önce vanilya şekerini de ilave ediyorum. Aranızda şimdi mutlaka bu tarifte hiçbir değişiklik göremiyoruz diyenler olacak. Tarifin değişikliği sunumunda. Şimdi salebimi, sıcak salebimi bardağıma boşaltıyorum öncelikle. Tabii ki bu arada ben de kremamı çırptım. Sakın bana krem şantiyi kullanabilir miyiz demeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Taze kremayı çırpıp sıkma torbasına doldurup sıcak salebin üzerine sıkıyorsunuz ve üzerine bolca tarçın serpiştiriyoruz. Ve birkaç tane gofretli, çikolatalı gofretli süslüyoruz. Ve müsaadenizle tadına bakmadan geçemiyorum. Bu salebimi sizin için içiyorum veyahut da yiyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi hem sunumuyla hem de tadıyla süper bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuz da sanırım. Henüz kanalıma abone değilseniz buradan olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamda ara ara canlı yayında yemek yapıyorum.